Şaban ayı 12 olmuş hocam. Evet. Hızlandırıyorsun. Heyecan veriyorum. Ramazan-ı Şerife. Efendim çarşamba günü Berat Kandili. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Berat Kandili ki kritik bir gece. Niye kritik gece? Efendim bu sene içerisinde ölecek olanlar levh-i nafıza yazılacak. Önümüzdeki sene içerisinde vefat edecek olanlar oraya yazılacak. Önümüzdeki sene içerisinde dünyaya gelecek olanlar oraya ancak biliniyordu da olacak olanlar levh-i mahfuza yazılır buyuruyor. Bir sene içerisinde olacak olanlar. Yani o gün tayin edilen bir şey değil. Değil. Sadece o sene içindeki olacaklar açığa çıkarılıyor. Açığa çıkartılıyor. Ondan sonra bu bir sene içerisindeki inişler çıkışlar. Mesela bazı devletler gidecek, bazıları çıkacak, bazıları inecek. Bazı şirketler yukarı çıkacak, bazıları aşağı inecek. Bunlar hepsi orada yazılı. Olacak şeyler. Olacak yani. Şeylerin hepsi orada yazılı. Peki efendim mutlak mıdır? Hatır öyle gelebilir. Ancak Allah Teala vahiy ile bildirirse mutlaktır diyebiliriz. Biz de peygamber olmadığımıza göre. Yani şunu mu doğru mu anlıyorum? Oraya yazıldığı halde olmayabilir mi? Gerisindeki şartlıdır. O şart tahakkuk etmez. Dolayısıyla o da zuhur etmez. Mesela diyelim ki Osman Ünlü bu sene içerisinde ölecek. Yazıldı oraya. Yazıldı. Aa hakikaten ya. Bir gün yazılacak yani gözümün içine bakma yani. Muhammed Ali Sinan gitti ki. Hatta Sultan Süleyman gitti derlerdi. Halbuki Süleyman ve Sinan o. Tam saltanat sahibiydi. Evet. Kanuni Sultan Süleyman değil. Değil. Süleyman Aleyhisselam. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman üç kıtaya hükmediyordu. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak derler. O Sultan Süleyman'dan Murat, Süleyman Aleyhisselam sultanlık istedi Allah-u Teala'dan, verdi. Yerdeki, gökteki, denizdeki bütün hayvanlar emrindeydi, cinler emrindeydi, tabiat kuvvetleri de emrindeydi. Kürsüsü de havada uçuyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye demedi, sena ediliyor. Allah-u Teala yaratırsa öyle oluyor. Şimdi efendim geridekini biz görmediğimiz için, Osmanlı için Allah-u Teala iki tane ezeldi bir şey takdir etmiş. Eğer şunu yapmazsa bu sene ölecek bu. Şunu yaparsa 10 sene daha verdim diyecek. Arkasında yazılı onu görmüyoruz biz. Oysa kitaplarda kazay mübrem, kazay muallak ifadesi geçiyor. İmam Gazali Hazretleri bildirmişler. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tam ilmihal saadette bir diye kimya saadetten alarak gözüküyor. Onun için de orada bir şey geçiyor. Niye Şaban ayına geçtik? Şaban ayında yani Berat gecesinde mesela o çarşamba perşembe geceleri biz de yapıyoruz burada. Erkandil gecesinde olduğu gibi kitap dağıtmak. Sadakaların en büyüğüdür o. Kendi memleketindeki Türkiye Gazetesi Bürosu'na al 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse kitap veya bir koli kitap al götür, insanlara dağıt. Emr-i maruf da yapıyorsun. Sadaka sevabı asılıyor, emir maruf oluyor, Allah-u Teala'nın dinine yardım ediyorsun. Diyelim ki ömrün orada bitiyordu, Allah-u Teala şartlı olarak. Bu kulun bu işi yaptı, tercih etti, buna bir 20 yıl daha verin. Veriyor. Onu görmüyorsun. Onun için dedim o şartlı olarak geridekini görmediğimiz için onu biz bilemeyiz. Hatta bir hadise anlatılır. Daha doğrusu İmam Rabbani Hazretleri'ne sormuşlar. Efendim demişler şöyle bir hadise var. Bu hadisenin güç gelen tarafı yani bir var mı? Bir tehlikeli bir tarafı var mı? Hadise şu kitaplarda anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir gün bir genç gelmiş. Gelmiş Müslüman olmuş. Garip ana yok baba yok falan. Ona acımış sevmiş. Tam o anda Cebrail Aleyhisselam gibi sevdim mi onu buyuruyorlar. Evet. Bu yarın sabah ölecek diyor. Öyle deyince Resulullah Efendimiz çok üzülüyor. Gence soruyor. Bir isteğin arzun var mı bu dünyada? Ya Resulallah evlenmek istiyorum ama dünyanın yani hiçbir şey yok ortada. Sahabe-i Kiram ama soruyor. Evlenme yaşına gelmiş kızı olan var mı? Bir tanesinin öyle kızı varmış. Şimdiki gibi öyle görücü gidecek mi? Yok. Hemen o anda tamam. Nikah hakkı yapılıyor. Düğün de yapılıyor. O gün. Orada yardım yapıyorlar falan. Bitiyor. Ondan sonra hatta hanımını alıyor evine gidiyor. Resulullah Efendimiz sabah namazından sonra bekliyor. Bu gencin vefat haberini bekliyor. Bekliyor. Birisini gönderiyor. Ya Resulullah diyor genç gayet neşeli. Ve yeni evde tabii. Şey olmaz. Allah Allah. Resulullah Efendimiz sahabeyle beraber kalıp gidiyorlar.
Tabi kapıyı çarptı Resulullah Efendimiz'i görünce genç hayret ediyor. Yani hayret ediyor değil de çok seviniyor. Ne yapacağını bilemiyor. Diyor ki teşrif eder misiniz fakirhanemize falan. Resulullah Efendimiz izin verirsen diyor yatak odanıza girmek istiyorum. Tabi ya Resulullah diyor, hemen açıyorlar yattığı odayı. Yastığı kaldır diyor. Kaldırıyor yastığın altına bir yılan. Ölü. Ölü. Ne yaptınız diyor. Hani biz nikah aktı yaptık hanımını eve getirdin. Yani o anda ne yaptınız? Diyor ki efendim hanımla oturduk. Oradan artan yiyecekleri yiyecektik. Kapı çalındı. Dedi ki siz yeni evlendiniz. Yiyecek bir şeyiniz vardır. Çoluk çocuk üç gündür açız. Bir şey verirsin. Hanımla beraber nevası kaldırıp verdik. Tamam. Sadaka o belayı önlüyor. Sadaka o belayı önlüyor. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri mübarek derecesini çok yüksek kıldığı için buyuruyor ki bunda bir şey yok bu hadisenin. Ama diyor bize ağır gelen tarafı var bunun. Niye? Cebrail Aleyhisselam yani hata etti. Gözüküyor. Ölecekti de ölmedi. Şimdi eğer Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği haberlerde böyle hatalar zuhur ederse o zaman Kur'an-ı Kerim sarsılır. İslamiyet'in emir ve yasakları sarsılır. Hata edebiliyor. Heh, denir o zaman. Denir. Ve ondan sonra İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam bunu emirle getirmedi. Resulullah Efendimiz'e gereken levh-i mahfuza baktı. Aa o genci veyahut da orada levh-i mahfuza baktı. O gencin öleceği yazısını ona haber verdi. Kendi inisiyatifiyle baktı. Çünkü yeryüzünde de evliya olan kullar oraya bakabiliyor. Allah-u Teala onlara gösteriyor. Levh-i mahfuzdakini görebiliyorlar. Görüyor mesela diyor ki bu böyle olacak şekliyle yazılı orada. Bildiriyor ama olmuyor. Niye olmuyor? O şartını görmedi. Gerisini görmüyor ki Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam da yani melektir ne kadar yüksek olursa olsun gerisini görmez. Göremez. Bir de Bir-i Maune olayı var. Bir de Bir-i Maune'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela baktı. Allah-u Teala göstermedi. Onların başına gelecekleri. Aa dedi tamam hiçbir şey yok. Rahat rahat gönderdi. Ama hepsi de şehit oldu. Sonra çok üzüldü işte. Hazreti Ayşe validemiz soruyor. En çok sizi Uhud mu üzdü diyor. Hayır diyor Bir-i Maune. Çünkü Uhud'da dövüşüyordu netice itibariyle. Onların silahları da yoktu. Ve baktığı zaman da aynı şekilde hiçbir şey göstermedi Cenab-ı Hak. Ve hepsi yetişmiş eleman. Hepsi yetişmiş. Hepsi müştehit. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Çok üzüldü buyuruyorlar. Çok üzüldü. Dolayısıyla Allah-u Teala dediği ve dilediği olur. Yani gerisindekini bizim görmemiz mümkün değil. Hani nereden açıldı? Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Berat Kandili. Dolayısıyla mesela evlenme, nikah, düğün, zifaf daha doğrusu. Mesela bu gece için uygun görülmemiş. Berat gecesi için. Niye? Ya kurbanlıkların arasına seçildin. Eylemin alemi yok yani. Oturup aynı şekilde hesabını kitabını hazırla. Ve şey için de yani sadaka vermek, sadakanın da en kıymetlisi yani açtır doyurmak çok sevap. Susuzdur su verirsin çok sevap. Çıplaktır giydirirsin çok sevap. Ama bu adam çıplak kalsa, susuz kalsa veyahut da aç kalsa ölecek değil mi? İmanı varsa cennete gidecek. Peki imanı yoksa? Cehenneme gidecek. Onun için en kıymetli olanı buna doğru bir iman. Yani Allah-u Teala'nın dinini doğru anlatan kitapları vermek. En kıymetlisi bu zamanda. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.